Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Umarım iyisinizdir. Haliniz, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Artık trigonometrinin konularını bitirdik. Testlerine başlayacağız arkadaşlarım. Small testi çözeceğiz bugün bu videoda. Daha sonrasında hemen arkasından iki tane medium ve bir tane de large testimiz olacak. Yani trigonometride hem konu 8 tane konu videosu paylaştık. Şimdi de 4 tane test videosu paylaşacağız. Yani toplam 12 videoda trigonometriyi bitirmiş olacağız arkadaşlarım. Umarım senin için de trigonometri bitmiş olur. Trigonometriyi daha iyi nasıl bitirebilirim hocam diyorsan ben sana söyleyeyim. Testlerini çözeceksin. Yani bu kitabın değil sadece. Farklı kaynaklardan, çeşitli kaynaklardan. Sonuçta buradaki test arkadaşlarım sadece benim kalemimden çıkmış bir test. Sadece benim kalemimden çıkmış bir testi çözerek ben artık ÖSYM'nin yapacağı sınava hazırım demek büyük hata olur. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Soru bankalarından çözeceksin. Farklı farklı kaynaklardan, denemelerden çözeceksin. Trigonometriyi artık yani şöyle konu olarak hazır mısındır? Evet, konu olarak hazırsındır. Yani bunu benden de dinlesen, farklı bir hocadan da dinlesen konu olarak zaten hazır olursun. Sadece diyorum ya, soruları çözerken hani o öğrencilerde genelde şey vardır ya, hocam siz anlatırken çok güzel. Eyvallah ama tek başıma kaldığım zaman sorulara bakarken yani öyle baka kalıyorum dediğiniz durumlar var ya, işte o durumları yaşamamak için bu öğrencilerin hepsi de şöyle düşünüyor, hani şunu merak ediyor, acaba neden olmuyor, yani hoca anlatırken iyi hoş da ben kendi başıma kaldığım zaman neden yapamıyorum, bunun bir çözümü, bunun bir formülü yok mu? Onun bir çözümü var, formülü var, sadece biraz öğrencilere zor geldiği için, yani zor geldiği için dediğim hani o iş biraz böyle meşakkatli geldiği için arkadaşlar, çoğu öğrenci zaten tamam konuyu dinledim, sorularını da dinledim, yeter artık işte ben konuya hazırım dediği için birden 10 basamak atlamak istediğiniz için o iş yaş arkadaşlar, kusura bakmayın. Kendi başınıza kalıp biraz bol miktarda soru tüketmeniz gerekiyor. Soru tüketmenizden gerekiyor dediğimden kastı da şu sevgili arkadaşlarım, yani soru görmeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Soruları görüp çözemediğiniz soruların da çözümlerini öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa tek başınıza kalıp da bir konuyu dinledin, 3-4 tane de testini gördün, daha sonra ben testin başına oturayım, işte uğraştığım takdirde bütün soruları çözebilirim değil. Siz sanıyor musunuz ki İsmail hocanız herhangi bir kitabın soru bankasının başına oturduğu zaman arka arkaya gelen 100 tane soruyu çözdüğü zaman 100'ünü de takır 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 çözdüğünü? Yani ben öğretmenim ama bundan gocunmuyorum. Yani benim de çözemediğim, uğraştığım, zaman kaybettiğim sorular elbette ki oluyor. Ama diyorum ya, burada önemli olan soruyu doğru şekilde çözmek değil, o soruya uğraşmak arkadaşlarım. Uğraşacaksınız, uğraştıktan sonra emin olun bakın, arka arkaya çözebildiğin 10 tane sorudan uğraşıp da çözemediğin ama gerçekten uğraştığın bir tane soru daha iyidir. Bunu sakın ha sakın aklından çıkarma. Bunu aklının bir köşesine yaz. Bu çok önemli bir durum. O yüzden senin yapman gereken sorulara uğraşmak. Bunu sakın ha sakın unutma. Şimdi small testte başlayacağız. Sen gideceksin medium testi tek başına uğraş. Tamam? Çözemediğin soruları da gel dinle. Bunu farklı kaynaklar içinde yap. Tamam. Şimdi hazırsan, abone olduysan, videoyu da beğendiysen, bunlar klişe zaten biliyorsun. Geçelim testimize. Öncelikle ilk soruya bakalım arkadaşlarım. Artık trigonometrinin small testindeyiz dedik. Şablonumuzu da buna göre değiştirdik. Şurada gördüğünüz üzere small etiketini vurduk. Birim çember üzerinde birinci bölgede apsisi ordinatının 3 katına eşit olan noktanın ordinatı kaçtır diye soruluyor. Şimdi birim çemberin denklemi neydi arkadaşlarım? Birim çemberin denklemi x kare artı y'nin karesi eşittir 1'di. Şimdi birinci bölgede olsun istiyor. Yani x'leri de pozitif olsun istiyor. Y'leri de pozitif olsun istiyor. Apsisi de ordinatının 3 katı olsun istiyor. Yani şimdi x, y sıralı ikilileri var ya. Ordinatımız y ise apsisimiz 3y olsun istiyor aslına bakarsanız 3 katı. O halde arkadaşlarım ben tabii ki artık x gördüğüm yere 3y, y gördüğüm yere de y yazarak bu denklemi oluşturabilirim.
Bakın x kare demiş, yani 3y'nin karesinden bahsediyor. 3y'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 1 dedik. Daha sonrasında 3y'nin karesi ne yapar arkadaşlarım? 9y kare yapar. Bir de elimizde zaten y kare var eşittir 1 dedim. Buradan 10y kare eşittir 1 ise y kare eşittir 1 bölü 10'dur. Ve y eşittir 1 bölü kök 10'dur. Tabii ki payda da irrasyonel ifade bırakmayacağız. Dolayısıyla bunu eşleniyle çarpmamız gerekiyor. Eşleniyle çarptığınız takdirde de kök 10 bölü 10 cevabını bulursunuz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Geçtim ikinci soruma. İkinci soruda benden istenen sevgili arkadaşlarım şu. Bir A diye bir sayı vermiş. 3-4 cos kare 2x diye. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle kosinüs x veya kosinüs 2x veya kosinüs 90x hiç fark etmez. Kosinüsün alabileceği değerler daima eksi 1 ile 1 aralığındadır. O halde ben diyorum ki kosinüs 2x dediğimiz ifadenin de o halde değer aralığı eksi 1 ile 1 aralığıdır. Ben bunun karesini alırsam bu aralığın karesini aldığınız takdirde 0 küçük veya eşittir kos kare 2x, o da küçük veya eşittir 1 gelecektir. Bunu 4 ile çarparsanız 0 küçük veya eşittir 4 kos kare x kos kare 2x, o da küçük veya eşittir 4 ile çarptım 4 geldi. Ve bunu eksiyle çarpmamız istenmiş. Eksiyle çarparsanız sınırlar yer değiştirip işaret değiştirecektir. Eksi 4 küçük veya eşittir eksi 4 kos kare 2x, o da küçük veya eşittir 0. 0'ın eksirisi de 0 biliyorsun. Ve son olarak 3 ekleyeceksin diyor. Eksi 1 küçük veya eşittir 3 eksi 4 kos kare 2x, o da küçük veya eşittir 3 dedik. Şimdi burada eksi 1 ile 3 kapalı aralığındaki bütün değerleri alabiliyor bu ifade. Tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var ve 3 var. Burada eksi 1 ve 1 birbirini götürüp 0 da toplama işleminde etkisiz eleman olduğu için 2 ile 3'ün toplamı 5'tir diyeceğiz. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. Geçtim 3'e. Sin x eksi cos x bölü sin x artı cos x 3 ise acaba kotanjant x değeri nedir diye soruluyor. Bu tarz sorularda bir içler dışlar çarpımı hemen yapıyorsunuz. Bakın 1 ile çarptım sin x eksi cos x geldi zaten. 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı sin x artı 3 çarpı cos x olmuş oldu burası. Sin x'i sağ tarafa attım. Cos x'i de sol tarafa gönderdim. Böylelikle eksi 4 tane kosinüs x eşittir 2 tane sinüs x olmuş oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Eksi 2 tane kosinüs x eşittir sinüs x olmuş oldu. Benden istenen şey kotanjant x'ti. Öncelikle sinüsü buradan aldım buraya gönderdim. Eksi 2'yi buradan aldım ve buraya gönderdim. Burada ne kalmıştı? 1. Bakın arkadaşlarım kosinüs bölü sinüs yani kotanjant x oluyor burası. Ve burası da ne oldu? 1 bölü eksi 2'den eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz günün rahatlığıyla. Devam ediyorum. 4. soruyla. 1 artı sin x bölü 1 eksi sin x eksi 1 artı 2 sin x bölü 1 eksi sin kare x. Bu ifadenin en sade hali sorulmuş bize. Şimdi şuradaki paydanın sen 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x olduğunu biliyorsun. Şimdi dikkat et, burada ne var? 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x. Burada ne var? 1 eksi sin x var. Şimdi sol tarafta olmayan şey burada 1 artı sin x. O halde sen burayı 1 artı sinüs x ile genişleteceksin ki paydalar eşit olsun. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. Şununla şunu çarparsanız 1 artı sinüs x'in karesi gelir burası. Paydalar artık eşit olduğu için eksi diyorum. Şurada ne var? 1 artı 2 çarpı sinüs 2 çarpı sinüs x var. Ve sevgili arkadaşlarım bölü alt kısımda ne olmuş oldu? 1 artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x olmuş oldu. Şimdi güzel. Derli toplu yazdık. Şu an burada yapmadığımız şey ne? 1 artı sin x'in karesini açmak. Açalım onu da. Birincinin karesi, ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı sinüs x yaptı. Çarpı 1 var onu yazmadım. Eksi içeri dağıtırsanız eksi 1 eksi 2 çarpı sinüs x geldi. Alt kısımda ise sevgili arkadaşlarım yine aynısını yazacağım. 1 artı sin x çarpı 1 eksi sinüs x dedim. Şimdi
Dikkatli bakıyorsun buraya. Şöyle diyoruz. Eksi 1 ile artı 1 gitti hocam. Eksi 2 sin x de artı 2 sin x de birbirini götürdü. Üst tarafta sin kare x kaldı. Şimdi üst taraftaki sin kare x'i onu yazalım. Sin kare x kaldı. Bölü alt tarafta ise sevgili arkadaşlarım 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı mevcut. Şimdi en sade hali sorulmuştu bize, unutmayın. Ben burada sevgili arkadaşlarım şöyle diyeceğim. Bu 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı bize 1 eksi sin kare x'i veriyor muydu? Veriyordu. Peki ben şu özdeşliği biliyorum. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı neydi arkadaşlar? Siz söyleyin. 1'di değil mi? Ben burada 1 eksi sin kare x'i merak ediyorsam atarım şunu karşıya. Cos kare x eşittir 1 eksi sin kare x olmuş olur. 1 eksi sin kare x neymiş? Cos kare x'miş. O zaman buraya yazdım. Sin kare x bölü cos kare x. Kardeş, sin x bölü cos x neydi? Tanjant x'ti. O zaman bunun karesi nedir? Tabii ki tan kare x'tir. O halde cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, devam ediyorum sevgili arkadaşlarım 5. sorumla. 1 eksi sin x bölü cos x artı cos x bölü 1 eksi sin x ifadesinin en sade hali sorulmuş bize. Şimdi burada tabi paydalar için özel bir özdeşlik falan yok. Dolayısıyla ben yer değiştireceğim ve 1 eksi sin x ile burayı genişleteceğim. Kosinüs x ile de burayı genişleteceğim. 1 eksi sin x ile 1 eksi sin x'i çarparsanız 1 eksi sin x'in karesi gelir. Karesini alırsanız 1'in karesi 1, eksi sin x'in karesi sin kare x, eksi 1 çarpı 2 çarpı sinüs x, yani eksi 2 sinüs x geldi. Artı cos x ile cos x'i çarparsanız da cos kare x gelecektir. Ve daha sonrasında bölü diyorum. Alt kısımda ise kosinüs x ile 1 eksi sin x'in çarpımı kalmış oldu. Üst tarafa bakıyoruz şimdi. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı neydi? 1. 1 de burada var. Etti 2. O halde 2 eksi 2 sinüs x dedim. Bölü alt kısımda da kosinüs x parantezinde 1 eksi sinüs x kalmış oldu. Gel kardeşim yukarıya 2 parantezini alalım seninle. 1 eksi sinüs x olur bak. Alt kısımda ise kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x vardır. Tabii ki burada ayarlı ifadeler olduğu için 1 eksi sin x'ler birbirini götürecek. 2 bölü kosinüs x kaldı. Şimdi ben bunu şu şekilde yazabilirim. 2 çarpı 1 bölü kosinüs x biçiminde yazabilirim. Peki bu 1 bölü cos x neye eşitti? Tabii ki secant x'e eşitti. O halde cevabımız da 2 çarpı secant x'tir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir dedik. Kusura bakmayın biraz halsiz ve hastayım. Ama yine de sizlere bu dersi anlatmak zorundayım. Sesimden kaynaklı rahatsızlık duyan varsa şimdiden affola sevgili arkadaşlarım. Ama birazcık böyle kırgın ve halsizim, hastayım. Kusura bakmayın. ABC dik üçgen. 12 AB 5 BC'ye eşitmiş. Yani ben AB'ye 5 dersem BC'ye 12 derim artık değil mi? Bakın AB'ye 5 dedim. BC'ye 12 dedim. Haliyle de AC 13 olmuş oldu. Burası beta, burası alfa. Tan alfa ile kosekant beta'nın toplamı sorulmuş. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12. Kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüstür arkadaşlar. Şimdi sinüs ne burada? 5 bölü 13. Pardon beta'nınki. Şöyle ki karşı bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Ama bir de ne demişiz? Şurası 12 bölü 13 ise 1 bölü 12 bölü 13 ne yapar? 13 bölü 12 yapar. İşte bunların toplamı sorulmuş. Paydalar eşit. 18 bölü 12 bize cevabı verecek. 6 ile sadeleştirirsen 3 bölü 2 geleceğini görürsün. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Evet, devam ediyorum. 7. sorumla. 7. sorumuzda ABC'nin üçgen olduğunu söylemiş. Dik üçgen. Şu şuraya dik, bu buraya dik. DAC açısı teta. Bakın DAC açısı, yani şurası arkadaşlarım teta. AC uzunluğunda bir birim olduğunu söylemiş. AB uzunluğunun, yani şuranın teta türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi öncelikle şunu yapacağız arkadaşlarım. Bakın ben şuranın teta olduğunu biliyorum. Burası bir dik üçgendi. O halde şu 1 dediğimiz uzunluk bir hipotenüstür. Teta'nın karşısı sin teta olacak. 1 çarpı sin teta. Komşusu da sevgili arkadaşlarım doğal olarak kosinüs teta olacak.
Bizden AB uzunluğunun sevgili arkadaşlarım teta türünden eşiti istenmişti, unutmayın. Şimdi şurası nedir? 90 eksi teta'dır tabii ki. Arkadaşlarım ben şuraya x desem. Burası da bir dik üçgen sonuçta. Hipotenüs uzunluğu olan x ile ben 90 eksi teta'nın komşusu olan şu kenarı nasıl birleştiririm? Şu şekilde. X ile kosinüs 90 eksi teta'yı çarparsam eğer kosinüs teta'yı bulmak zorundayım. Bakın aynı şeyi yaptık yandakinin. Hipotenüs çarpı şu açının kosinüsü bize hemen komşuyu verecekti. X ile cos 90 eksi teta'yı çarpınca cos teta olacak dedik. E şimdi x çarpı 90'dan çıktığı için isim değiştirecek. Birinci bölgede her biri pozitif olduğu için de hem isim değiştirdim hem de pozitif bıraktım. X çarpı sinüs teta eşittir ne olmuş oldu? Kosinüs teta olmuş oldu. Sinüs teta burada çarpım durumunda, karşıya bölüm olarak atarsanız cos teta bölü sin teta bize x'i yani bizim aradığımızı verecek. E cos bölü sin de neydi arkadaşlar? Tanjant idi. Tanjant teta bize x'i yani AB uzunluğunu verir. Cevabımız cos teta bölü sin teta kotanjant tetadır sevgili arkadaşlar. Bir an için ne oluyoruz lan dedim. Kotanjant teta cevabımızdı. Doğru cevap D seçeneğiydi. Evet. 76. sayfayı bitirdik. Geçtik 77'ye. Kosinüs 240 eksi sinüs 135 bölü kosinüs 210. Öncelikle kosinüs 240'ı ben kosinüs 180 artı 60 diye yazarım. Sinüs 135 sinüs 180 eksi 45'tir arkadaşlar. Kosinüs 210 kosinüs 180 artı 30'dur sevgili gençler. 180 eklediğimiz için isim değiştirmeyeceğiz. Üçüncü bölgeye düşecek. Üçüncü bölgede kosinüs negatif olduğu için burası eksi kosinüs 60'tır. Eksi kosinüs 60. Arada eksi var. Sinüs 180 eksi 45. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için direkt sin 45 olacak. İsim değiştirmiyoruz. 180'e ekleyip çıkarıyoruz çünkü. Burası da yine eksi kosinüs 30 olacak diyebiliriz. Birincisiyle aynı sebepten kaynaklı. Şimdi kos 60 1 bölü 2 idi. Başında eksi var. Eksi 1 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2 idi. Eksi kök 2 bölü 2 yaptı. Alt kısımda ise kosinüs 30 var. Yani eksi kök 3 bölü 2 var. Öncelikle buradaki eksilerin tamamını bir yiyip bitirelim. Yukarı taraf kök 2 artı 1 bölü 2 çarpı bunu ters çevirip çarpın 2 bölü kök 3. Şimdi ikiler gitti. Bakıyoruz şıklarımızda böyle bir ifade yok. Yani hani kök 2 artı 1 bölü kök 3 gibi bir ifade yok. Bunun sebebi paydada irrasyonel sayı bulunması. Burayı kök 3 ile genişleteceksiniz. Kök 3 kere kök 2 kök 6 yapar. Kök 3 kere 1 kök 3 yapar. Bölü kök 3 kere 3 kök 3 de 3 yapar arkadaşlar. Bu vardır şıklarda. Bakalım hangi seçenekte? Bakın B seçeneğinde mevcut. 8. sorumuzun cevabına da böylelikle B demiş olduk. Geçtim 9'a. Bana diyor ki bakın ben bunu size Türkçe okunuşunu anlatmıştım. Sanırım son konu anlatımı olması gerekiyor. Türkçe okunuşunu söylemiştim. Neydi arkadaşlarım? Kosinüsü 5 bölü 13 yapan açığı sinüsü kaç yapıyor gibi düşüneceğiz. Tabii bir de 3 pi bölü 2 fazlasından bahsediyoruz. Şimdi öncelikle ben şu kısmı alfa dersem, arc kosinüs 5 bölü 13'ü alfa dersem ne yapıyordum arkadaşlarım? Bir üçgen çiziyorduk öncelikle. Şöyle bir üçgenimiz olsun diyorduk. Bu üçgeni çizdikten sonra şurası dik ve şuraya alfa olsun diyoruz. Kosinüsü neymiş? 5 bölü 13. Yani burası 5 ise komşusu hipotenüsü 13'müş. O zaman karşısı nedir arkadaşlarım? 12'dir. 5, 12, 13 üçgeni. Pekala. Şimdi bunun kosinüsü 5 bölü 13'müş. Alfa'yı çizdik. Şimdi diyor ki bak şuraya alfa dedim ya. Sinüs alfa artı 3 pi bölü 2'ye bakalım. Arkadaşlarım 3 pi bölü 2 eklediğimiz için isim zaten değiştirecek. Dördüncü bölgeye düşecek. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kosinüs alfa soruluyor bize. Ben kosinüs alfanın 5 bölü 13 olduğunu zaten biliyorum. Bunun eksilisi ne olur arkadaşlarım? Tabii ki eksi 5 bölü 13, eksi 5 bölü 13 olur. Cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyorum 10. soruyla. Bana kosinüs 32'nin A olduğu bilgisi verilmiş. Sinüs 32 bölü kotanjant 58 artı tanjant 58 ifadesinin A türünden eşiti nedir diye sorulmuş. Hemen üçgen çizeceğiz. Bir üçgen sorusu.
Üçgeni şu şekilde oluşturalım arkadaşlar. Bu üçgeni oluşturduktan sonra da şu kısma ben 32 derece demek istiyorum. 32'yi 90'a tamamlayan şey de 58'dir biliyorsunuz. Burası da 58 derece olsun o halde. Şimdi sinüs 32 A'ymış. Pardon, kosinüs 32. Yani burası A ise şuraya 1 diyebilirim. Böylelikle A bölü 1'den A'yı yakalarız. Komşu bölü hipotenüs. Şu kısım ne olur hocam? O kısımda hipotenüsün karesinden komşunun karesini çıkarıp karekökünü alırsam burası da 1 eksi A karenin karekökü olacaktır. Şimdi sinüs 32. Sinüs 32 karşı bölü hipotenüs. Yani 1 eksi A karenin kareköküdür arkadaşlar. Bölü alt kısma bakıyoruz. Kotanjant 58. Şimdi 58'in kotanjantı komşu bölü karşı. Yani 1 eksi A karenin karekökü bölü A. Artı tanjant 58. Yani karşı bölü komşu. Bu da A bölü 1 eksi A karenin yine karekökü diyeceğiz. Yani zaten bunun tam tersiydi. Pekala, şimdi öncelikle alt kısma bakalım. Burada bir payda eşitlememiz şart. Bakın ben burayı 1 eksi A karenin karekökülü genişleteceğim. Burayı da A ile genişleteceğim, tamam mı? Üst taraf aynen kalacak. 1 eksi A karenin karekökü bölü, bakın alt kısma bakıyorum. Şunda şunu çarparsanız direkt 1 eksi A kare gelecektir. Şunda şunu çarparsanız artı A kare gelecektir. Bölü alt kısımda ise A çarpı 1 eksi A karenin karekökü kalacaktır. Şimdi şu kısma bakalım. Artı A kare var, eksi A kare var. Burada sadece 1 kaldı. Bunu da ters çevirip çarparsanız şu direkt şuraya gelecektir. A çarpı 1 eksi A karenin karekökünü A 1 eksi A karenin karekökünü çarpacağız. Bunda bunu çarpmak demek sevgili arkadaşlarım, karekökün ortadan kalkması demek 1 eksi A kare biçiminde. İçeri dağıtırsanız da bunu A eksi A küp bize cevabı verir deriz. Bakın o da B seçeneğinde verilmiş gençler. Evet, devam ediyorum 11. sorumla. Sinüs arktanjant x, yani diyor ki tanjantı x yapan açı değeri sinüsü kaç yapar? Tabii ki üçgen sorusu. Üçgenimizi şu şekilde çizdik arkadaşlar. Şuraya dik dedik. Eğer ki burası alfa ise ben buraya alfa dedim. Bu alfa tanjantı ne yapıyormuş? X yapıyormuş. Yani karşı bölü komşu x'miş. X bölü 1. O zaman burası nedir? 1 artı x karenin kareköküdür. Güzel. İşte bunun sinüsü sorulmuş. Karşı bölü hipotenüs soruluyor. Yani cevabımız ne olacak? X bölü 1 artı x karenin karekökü olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bakın bu şekilde karekökün içerisi değişkense, yani x de bilinmeyense, paydanın bu şekilde köklü falan olması bizi çok alakadar etmiyor. Olabilir yani. Bunda bir sıkıntımız yok, tamam mı? Geçiyorum 12. soruma. ED uzunluğu kaç santimetre diye sorulmuş. Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? İki kere kosinüs teoremi yapmamız gerekiyor. Nerede iki kere yapacağız? Bak şimdi şurası alfa mı? Alfa. O zaman burası da alfa mıdır? Evet, alfadır. Tamam, ters açılar. Şimdi o halde önce şu üçgende bir kosinüs teoremi yapıp kosinüs alfayı elde edelim. 3'ün karesi 3. 3'ün karesi 9 eşittir 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa dedim. Şimdi 4 9 daha kaç yapar? 13. Bunu karşıya atarsanız eksi 4 gelir. Eksi 4 eşittir eksi 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa dedim. Buradan eksi 4 ile eksi 4'ü sadeleştirirseniz burada 1 kalır. Demek ki kosinüs alfamız kaçmış? 1 bölü 3'müş. Bu cepte. Şimdi sevgili arkadaşlarım şunu yapacağız. Sağdaki üçgene geçiyoruz. Şu üçgene. Bu üçgende karşısı x olduğu için x kare eşittir 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Yani onu bulduk, 1 bölü 3. Şunu da şunu sadeleştirdim ve burada 2 kaldı. X kare eşittir 25 artı 36 bize 61 verir. Eksi 2 çarpı 2 4 kere 5'ten 20 geldi. Şimdi x kare eşittir ne oldu? 41. O zaman x kaçtır arkadaşlar? Kök içerisinde 41'dir. Bize zaten x sorulmuştu. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Devam ettim 13. soruyla. ABC bir dik üçgen demiş.
AC 8 santim şurası ve tanjant alfanın da kök 7 olduğu bilgisi verilmiş. Yani ben buraya kök 7K dersem burası K olacaktır. Sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı sorulmuş bize. Öncelikle şunun karesi ne yapar arkadaşlarım? 7K kare yapar. Artı şunun karesi de K kare yapar. Eşittir 8'in karesi 64'ü verecek. 8K kare eşittir 64 ise K kare burada kaçtır? 8'dir. Yani K kaçtır arkadaşlarım? 2 kök 2'dir. Pekala, aslına bakarsanız şurası 2 kök 2'ymiş. Hemen düzeltelim onları. Şurası da kök 7 çarpı 2 kök 2 derseniz bu da ne gelir arkadaşlarım? Tabii ki 2 kök 14 mi gelir? 2 kök 14 gelir. Pekala. Şimdi sinüs alfaya bakacağız. Yani karşı bölü hipotenüs 2 kök 14 bölü 8 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüs. Yani 2 kök 2 bölü 8. Şimdi üst tarafta kök 14 ile kök 2'nin çarpımı kök 28'dir. Ki bu da 4 kere 7 olduğuna göre 2 kök 7'dir aslında bu. Çarpı 2 çarpı 2'den de 4 gelir. Alt kısımda da 8 çarpı 8 var. Şimdi öncelikle şuradaki 2 kere 4 8 yapar. 8 ile sadeleştirdiniz. Cevap ortaya çıktı bakın. Kök 7 bölü 8 bize cevabı verecek. Doğru cevap D'ydi. Ve son olarak 14. sorumuz. Alfada araç olmak üzere kosinüs alfa neymiş arkadaşlarım? 2 bölü kök 5'miş. Buna göre tanjant 45 eksi 45 artı alfa değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. İyi dinleyin. Benim bir üçgenim varmış. Bu dik üçgende alfa derecelik bir açı varmış. Bu alfanın da kosinüsü neymiş? 2 bölü kök 5. Yani burası 2 ise burası kök 5'miş. O zaman burası kaçtır? 1'dir. Tanjant 45 artı alfa dediğimiz ifadeyi ben şu şekilde yazabilirim. Toplam formülü yardımıyla tan 45 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan alfa biçiminde yazılabilir. Tan 45'in sen zaten 1 olduğunu gayet iyi biliyorsun. Artı tan alfa nedir? Karşı bölü komşu bakın. O üçgeni boşa çizmedik. 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2. Bakın üst taraf 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Alt taraf 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Burada ikisi de payda kısmında olduğu için kök 2'leri götürün. 3 bölü 1 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 3 olacaktı deriz. Evet. Arkadaşlarım small testimiz böylelikle bitmiş oldu. Biraz İsmail hocanızın boğuk sesiyle, biraz böyle kanlı gözleriyle, yorgun tipiyle small testi bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Ama bu videonun çekilmesi gerekiyordu. Sesime bakmayın siz. Anlattığıma bakın. Tamam, öğrendiniz mi? Öğrendiyseniz eyvallah deyin. Bir de bana dua ederseniz sevinirim. Bir an önce toparlanmam gerekiyor çünkü. Bu hastalık, yani kış aylarındayız biliyorsunuz. Her yerde de salgın falan varmış. Vallahi bitki çaylarıyla şunlarla bunlarla atlatmaya çalışıyorum ben ama önemli olan sizsiniz arkadaşlar. Bakın ben hasta da olsam sizlere videolarınızı çekerim, onda sıkıntı yok. Ama sizler lütfen ne hasta olun ama olduysanız da, sonuçta takdir ilahi yani, olduysanız da aman derslerinizden uzaklaşmayın, aman derslerinizden kopmayın. Bir an önce iyileşmeye bakın. Vitamin çok önemli, bitki çayları çok önemli. Bunları hastalandıktan sonra değil, hastalanmadan önce kullanmanızı öneriyorum. Bakın bana, ben yapmadım. 1-2 gün kendimi boşladım. Böyle bildiğin hani neyse şimdi söylemeyeyim. Kendime çok kızgınım. Aman sizler dikkat edin arkadaşlarım. Lütfen rica ediyorum. Hastalanmayın. Şu süreçte kaybedeceğiniz 3-4 gün daha sonrasında çok mumla arayacağınız zamanlar olur. Dolayısıyla aman dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Evet. Vallahi şöyle tipime de bakıyorum da. İyi gibi duruyor ama yani ne bileyim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlarım medium testte. Ben birazdan medium testi çözeceğim. Ama bu bitki çayı molası. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.